Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasından mutlu günler sevgili seyirciler. Saatlerimiz 9'u çeyrek geçiyor yaklaşık. Bir Paranın Rotası programında da Yaşar Erdinç hocamız ve bugünkü konuğumuzla beraber karşınızdayız. Günlük piyasa değerleri, elbette enflasyon da açıklanacak, bugün bizim için önemli. Yanı sıra konuğumuz doğrultusunda inşaat sektörünü de konuşacağız. Konuğumuz Babas Termal Resort Satış Koordinatörü ve Remax Promise sahibi Sayın Murat Önsel. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Sizinle konuşacağız elbette ama hocamıza dönelim ve bugünün rutinini bir öğrenelim. Evet. Biz daha açılmadı, biz ancak bizi neler bekliyor? Şöyle bir dünü nasıl toparlayacaksınız bize? Evet, dün yönsüz bir piyasa vardı. Normal piyasalara baktığımızda hiçbir yerde yön yoktu. Yani borsa açıldı, yatay gitti, sürekli bir çizgi halinde gitti. Dolara baktığımızda döviz cephesinde dün yine çok büyük bir hareket yoktu. Ama bu sabah itibariyle dövizde yukarı yönlü bir hareket var. 1930 civarına geldi. 38 civarına geldi. Dün 1920'lerdeydi. 1.92 civarındaydı. Bugün dolarda bir miktar yukarı hareket var. Tahvil yavaş yavaş gevşiyordu. Faizler. Genel olarak faizlerde bir gevşeme oldu. Yani 8.20'lerden sonra dün 8.34'lere kadar geriledi. Piyasalar bir yön bulmaya çalışıyordu. Ve bu yön bulamamalarının bir sebebi özellikle Amerika'dan bu hafta sonu gelecek işsizlik verileri ve istihdam verileri. Yani o veriler yeniden piyasada herhalde büyük bir dalga yaratacak bence. Çok iyi bir veri gelmesi durumunda Amerika'da eğer istihdam böyle 200 bin falan artarsa, İşte bu parasal genişlemenin erken sonlandırılacağına dair bir sinyal olabileceği için, evet, bir anda yine gelişmekte olan piyasalara satış gelebilir. Bu arada Mısır'daki olaylar nedeniyle petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket var. Ve Amerikan petrol stokları da beklenenin çok altında geldi. Yani orada stokların eridiğini görüyoruz. Bu petrol fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Yaklaşık olarak New York petrolü 101 dolar seviyesine kadar çıktı. Borsa açısından baktığımızda bugün itibariyle, özellikle şimdi arkadaşlar bir grafiği verebilirse dün ne olduğuna bir bakalım isterseniz. Özellikle burada şu direnç kısmı dün geçerliydi. Yani dün piyasanın açıldığı yer burası. Ve açıldıktan sonra bir miktar yükseliyor 77 bine doğru. Ve arkasından hafifçe gevşiyor. Şu dar bantta hareket ediyor piyasa. Nitekim daha önce de göstermiştik. Özellikle burada bir üçgen formasyon oluşmaya başlamıştı. Piyasa yön bulmaya çalışıyor. Fakat yukarı yönlü hareket gerçekleşemiyor. Çünkü işlem miktarları oldukça düşük. Evet. Aynı zamanda da borsa bugün de bence yön arayacak ama bugün yurt dışı piyasalar iyi değil. Yani bugün hem Asya'da, Çin'de %1,5 üzerinde bir düşüş var. Hem Japonya düşüyor. Amerikan vadeli endeksleri, ki Amerikan borsalarının vadeli endekslerinde de geri çekilme var. Dolayısıyla bugün borsa tahminen biraz düşerek açılacak. Şimdi şeye bakacak olursak, dolara. Dolar dün 1.928 kapatmıştı. Şu an 1.938. Dolarda yukarı yönlü bir hareket var tekrar. Yine yani, bu saydığınız sebeplerden dolayı mı? Evet. Bugün bir de enflasyon açıklanacak ya. Enflasyon da yüksek bekleniyor. Daha önce Merkez Bankası şey yapmıştı. Uyarmıştı. Yani Haziran enflasyonu yüksek gelecek diye. Şu an dolarda 1.95'e doğru bir hareket var. Fakat hani 1.95'i geçmesini ben beklemiyorum şu aşamada. Hani veriler çok ters gelirse bu olabilir yalnız. Müdahale ondan gerektirir mi yani? Eğer 1.95'in üzerine çıkarsa tekrar satış ihalesi görebiliriz. Yani burada dolardaki şu yukarı hareket bizim piyasanın da aşağı yönde açılacağını gösteriyor. Şimdi şey açıldı yalnız. Vadeli işlemler borsası açıldı. Vadeli işlemler borsası ne kadar sert düşüşle görüyoruz burada şu an. 93 binle 92 bin aralığında
bir hareket var. Yani dünkü kapanış 93.250, şu anda da 91.925, yani 92.000 puanlık bir düşüş var, %1. Dolayısıyla benzer bir düşüşü şeyde bekleyebiliriz, bizim borsada bekleyebiliriz, hı hı, açılış sonrasında. Ve büyük bir ihtimalle de endeks dün 76.000 seviyesinden kapanmıştı borsa endeksi. Ve yaklaşık olarak 76.400 seviyesi. Burada da yaklaşık bir 700 puan gerilerse 75.750'ye gelecektir. Burada bir desteği var borsanın, ama bunu aşağı kırdığı zaman 74.500'e kadar bir geri çekilme olabilir. Çünkü şu an dış piyasalar cuma günü yaklaştıkça daha bir stres artacak. Yani bir miktar volatilite artacak. O yüzden yatırımcı hani bugünlerde biraz risk almasa, bugünlerde biraz borsada risk almasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla da şu aşamada genel olarak piyasa şartları bugün olumsuz başlıyor. Bu tamamen dış piyasalar. Hafta sonuna yaklaştığımız bugünler mi yoksa bugünler? Bugünler, evet. Evet, yani hafta sonuna yaklaştığımız bugünler. Çünkü cuma günü Amerika'dan bu tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra çok volatil olabilir piyasa. Çok ciddi dalgalanmalar olabilir. Ve bu dalgalanmalarda da sert olabilir bu dalgalanmalar. O yüzden benim tahminim bu önümüzdeki 1-2 günde piyasalar böyle bir şeye girmeyeyim, bu riski almayayım diyenlerin bir miktar satıp kenara çekilmesi nedeniyle bir miktar aşağı gidebilir. Bir de enflasyon gelecek. Şimdi saat 10'da açıklanacak. Biz yayından çıktıktan sonra gelecek enflasyon rakamı. Geçmiş dönemlere ve geçmiş dönemlerdeki enflasyonlara baktığımızda, aylık enflasyonlara baktığımızda, yani Haziran aylarına baktığımızda, genel olarak mesela geçen sene TÜFE 0.90 eksi gelmiş. Yani %1 fiyatlar gerilemiş tüketici fiyatlarında 2012'de. Mesela 2011'in Haziran ayında TÜFE yine aynı şekilde %1.43, bu sefer artı gelmiş. Ve çok değişik rakamlar gelebiliyor. 2010'da eksi 0.56 gelmiş. Şimdi geçen sene eksi 0.90 geldiği için bu sene 0 bile gelse enflasyonu 0.90 yukarı atacak. Yani dolayısıyla enflasyon Haziran ayında çok büyük bir olasılıkla şöyle bir 8'e doğru yaklaşacak yıllık enflasyon. Bu tabii piyasalarda faizi de arttırıcı etki yapar ilk aşamada. Dolayısıyla şu hafta sonuna kadar ciddi bir hani türbülans olabilir. Yatırımcılar bu yüzden şu an çok fazla yeni işlem yapmamalılar. Birazcık bekleyecek yatırımcılar, öyle görünüyor. Evet. Böyle bir riskli bir haftanın sonuna doğru gelmiş gibi görünüyor. Daha doğrusu haftanın sonuna doğru risk artabilir. Yani aslında haftanın başından itibaren risk azalmıştı, rahatlamıştı piyasalar, ama yeniden bir miktar dalga boyları artabilir. Etkiler, dışarıdan, içeriden etkiler her şeyi değiştirebiliyor. Anlık oynuyor diyebiliriz belki de. Tabii. Anlık oynuyor ama uzun vadede baktığında bu anlık hareketler uzun vadede çok doğru yön çiziyor. Yani bunu anlamak gerçekten zor. Ya bir haberle çok etkileniyor, iniyor, çıkıyor vesaire diyoruz, ama şöyle uzun vadeye baktığımızda ya geçmişte şöyle oldu, bu olması gerekirdi diyorsunuz ve piyasa doğruyu bir şekilde buluyor. O açıdan hani, ama şu an piyasaların asıl ana şeyi, ana hikayesi şu. Amerika para bastı, bütün dünyaya gönderdi ve piyasalar, gelişmekte olan piyasalar coştu. Şu an bu paranın geri dönüş zamanı geldi mi, gelmedi mi? Bu tarım dışı istihdam bununla ilişkin büyük bir sinyal verecek. Çok iyi bir tarım dışı istihdam gelir de 200 bin kişi Amerika'da iş bulursa, işsizlik 7.5'a düşerse, hatta 7.4'e düşerse, eyvah 7'ye yaklaşıyor, paralar daha da çekilecek diye çok fazla Amerika'ya dolar dönüşü olabilir. Yani gelişmekte olan ülkelere. Evet, evet. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte büyük resimde şu var. Para basılmış, genişlemiş, diğer ülkelere yayılmıştı. Şimdi oradan bu tarafa, Amerika'ya doğru geri o paranın gelmesi söz konusu. O yüzden gelişmekte olan ülkelerden para çıkmaya başladı. Bu yüzden dolar yukarı gidiyor. Aslında belki uzun vadede geriye bakılsa rutin bir şey dönüyor sürekli diyebiliriz. Aynen. Bir gider bir gelir. Evet. Zaten 2007'ye kadar da bütün bu ülkelere gitmişti para. 2008 evet. krizinden sonra geri döndü Amerika'ya. Evet. Sonra onlar bol para basınca tekrar gelmeye başladı. Bizi yeşillendirdi bu kadar. Biz şimdi inşaat sektörünü konuşacağız. Bu kadar talep,
bu kadar kredi nereden bulunuyor? Dışarıdan borç alıyoruz. Tabii, İçeride tabii. kredi veriyoruz. Tabii. Dolayısıyla o paralar şimdi geri dönmek isteyince ülkelerde sıkıntı yaratıyor. Yani resim biraz değişiyor. Bundan sonraki 1-2 yıl geçmiş 1-2 yıl kadar güzel olmayabilir. Bu paranın dönüşü nedeniyle. Bakalım evet. bekleyeceğiz her gün evet. onları. Siz yoruyorsunuz. Biz de görüyoruz ne olup ne biteceğini. Evet. İnşaat sektörünü konuşacağız dediniz. Konumuza dönelim. Başta ifade etmiştik bir konuğumuz olduğunu. Tekrar hatırlatalım. Vabas Termal Resort Satış Koordinatörü Sayın Murat Önsen konuğumuz. Mudurnu'da devre mülk durumu söz konusu. Ancak buna gelmeden önce orada bir devre mülkün turizmin ne işe yarayacağına gelmeden önce inşaat sektöründen bahsedelim istiyorum. Türkiye'de son zamanlarda bir duraklama olduğu ifade ediliyor. Siz katılıyor musunuz buna? Ben duraklama olduğuna katılmıyorum. Yaklaşık bir yıldır inşaat sektörünün ve gayrimenkul sektörünün hızla geliştiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yana talep artarak devam ediyor. Ve arz da bunu karşılamaya başladığından, yani yeni projeler üretildiğinden beri çok başarılı satış grafikleri elde ediliyor. Ve gayrimenkul yatırımını oluşturan gruplardan biri yatırımcılar, yani sizleri de her gün dinleyen kişiler, bir kısmı da oturacakları evi seçecek olan, merkezde oturacak olan kişiler. Bu iki grup da tüm verileri değerlendirip üretilen arıza cevap verdiler. Ve geçtiğimiz sene gayrimenkul sektöründe, inşaat sektöründe bir patlama yaşandı. %12 evet, gibi evet. büyüme verileri elde edildi. Bu üretimde mi, satışta mı? Satışta. Aha, evet. Geçen sene ilk defa üretim talebe cevap verdi aslında. Ve rekor düzeyde bir konut kredileri indirimi söz konusu. Murat Bey, şöyle şimdi gördüğümüz ama her taraf inşaat şu an. Evet. Ve insan şöyle düşünmeden edemiyor. Yani bu görsel bakış yanıltıcı olabiliyor her zaman da. Ya bu kadar bina yapılıyor, bu kadar inşaat yapılıyor. Sonra da bakıyoruz, içi dolmuş diyoruz. Hani kim alacak bunları, kim satacak, kime satacaklar? Sen de aynı şekilde düşünmüyor musun? Evet, düşünüyorum. Evet, bu talep nasıl bir talep? O talebin yapısı nasıl? Yani daha önce mesela ev almak için bizim babamız falan emekli olmayı beklerdi. Emekli ikramiyesini alacak da onunla bir ev alacak. Evet. Yani emekli olacak, öyle alacaktı. Şu an daha genç bir yaş, genç yaş veya yeni evli, onlardan talep geliyor. Ben o talebi gerçekten çok merak ediyorum. Yapısı nasıl o talebin? O talebin yapısı aslında kentleşme değişiyor. Kentler merkezden bundan çok kısa süre önce kırsal diye tabir edilen doğuya ve batıya doğru kayıyor. Ve buradaki daha sosyal binalara doğru kayıyor. Talebi yaratan kişilerin çoğu mavi yakalılar, beyaz yakalılar. Ve bu kişilere uygun kredi koşullarıyla daha az süre geçirecekleri için gayrimenkullerinde. Onlar için merkezden biraz uzaklaşmak problem yaratmıyor. Ve uygun kredi koşullarıyla çok yoğun bir taleple yapılan tüm inşaatlar, tabii söz verilen vaatleri yerine getiren tüm inşaat firmaları satışı gerçekleştiriyor. Merkezdeki kentleşme de biraz daha ticarete ve biraz daha lüks konuta doğru kayıyor. O yüzden aslında iki talep de birbirini dengeliyor. Yani ana merkezdekiler daha uzak kısma 5 kilometre 10 kilometre uzaklaşıp daha kolay alım koşullarıyla mülk sahibi oluyorlar. İlk gayrimenkullerini elde ediyorlar. Merkezlere yatırımcılar gelip ekonomiyi kendi yatırım araçlarının bir kısmını gayrimenkule yatırıyor. Son bir iki ay etkiledi mi peki? Yani şu son gezi olayları sektörde bir şey yaptı mı? Bir durgunluk talepte falan bir siz daha doğrusu mesela bizim manav etkilendi biliyorum ama siz etkilendiniz mi sizin sektör? Bizim sektörde aslında hangi noktaya hizmet verdiğinizle alakalı. Yatırımcı kanadı etkilendi. Evet. Biraz planlarda ertelemeler yaptılar. Verileri incelemek istediler. Fakat bir de mecburen gayrimenkul barınma ihtiyacını giderecek olan milyonlarca talep olduğu için onlar etkilenmediler. Onları etkileyecek olan unsur kredi koşullarının zorlaştırılması ya da konut kredilerinin faizin artışı olacaktır. Şu anda bir artış eğilimi var fakat henüz reelde çok ciddi farklar yok. Biraz kredi koşulları etkilendi son dönemden aslında. Bu aşamadan sonra o noktada etkilenecekler, değerlendirilecek gibi görünüyor esas. O kısım alıcı, yani barınma ihtiyacını giderecek olan alıcı, yeni projelerin esas hedef kitlesi ancak kredi koşullarıyla etkileneceğini düşünüyorum. Şu anda olumsuz bir
durum söz konusu değil. Oralarda zaten biraz daha uzak, biraz daha uygun deniniz. Bir yandan da biraz daha sosyal alanlı tesisler yapılıyor. Herhalde tabii. Bu da bir başka tercih sebebi değil mi? Yani bu yeni kentte bulamadıklarını ya da yapamadıklarını orada yapma. Zamanı evlerindeyken bile sosyalleşerek geçirme gibi bir durum mu onları yönlendiriyor? Yani dikine şehirleşme, yoğunluğu az, yeşil alanı bol, daha sosyal binalar, daha güvenli binalar. Ve deprem riskini de psikolojik olarak atlatabilecekleri binaları tercih ediyorlar. Merkezlerin arsa maliyetleri çok yüksek olduğu için rakamlar ulaşılamaz seviyede ve bir ticaret yapmadan da oraların kullanım hakkını elde edilmeyecek seviyede yüksek. O sebeple fiyatlar uygun olmasa da ödeme koşulları uygun ve hedef kitlenin de geliri stabil olduğu için talep artıyor sürekli. O gördüğünüz binaların tekrar söylüyorum yani olması gerekeni yapanların tamamı gerek banka koşuluyla gerek kendi finansmanlarıyla binaları finanse edip satışı gerçekleştiriyorlar. Olması gerekeni yapanların tamamı diye olması gerekenleri yapanların tamamı. Hocam siz ne diyorsunuz Murat Bey'in aktarımlarına? Geleceği siz nasıl görüyorsunuz bu piyasa hareketliliğinde inşaat sektöründe? Ben bir kere Türkiye'de kesinlikle fiyatların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani şu an emlak fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki objektif olamayabilirim. Çünkü ne bileyim Kanada'da patlayan emlak balonları, Japonya'nın ekonomisini yerle bir eden bir emlak balonu, sonra Amerika'yı yerle bir eden bir mortgage balonu. Bunları gördüğüm zaman özellikle krediyle desteklenen bir sektör, bir de önümüzdeki dönemde şey olabilecek, yani Amerikan doları ülkesine dönmeye başladığında ne olacak? O zaman yani yeni kredi bulmakta bankalar yeni sendikasyon kredilerini çok daha yüksek maliyetlerle bulacaklar. Şu an zaten öyle. Böyle bir şey veya ani bir para çıkışı olduğunda ülkede o olumsuz etkiler. Dolayısıyla ben hani oturulacak evi alan kişiyi kesinlikle alın diyorum. Yani hiç o, çünkü oturacağınız evin fiyatını çok önemli değil. Evet. Ama yatırım amaçlı almak istediğinizde fiyatlar bana oldukça yüksek geliyor. Sizin için verdiğiniz veriler oturulanlar için mi yoksa yatırım amacı için mi? Yine son 5 seneyi incelersek merkezlerde diğer enstrümanlardan daha az kazanmış olsa bile gayrimenkul yatırımıyla sermayesinden azaltan ya da kaybeden bir veri yok. Gayrimenkul yatırımı her zaman kar getiren bir yatırım haline gelmiş. Fiyatların bölge bölge bazı bölgelerde yüksek olduğuna katılıyorum. Fakat eğer çok incelenerek bir yatırım yapılırsa ve muhakkak bir profesyonel danışmana danışılırsa bütçeye uygun bir şeyler bulunabilir. Muhakkak diyorsun. Bir kazanç sağlanabilir. Uzunca bir süre daha fiyatların artış eğiliminde olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi reklam aramız mı var şu anda? Evet. Tamam. Reklam arasına geçmeden o zaman şunu da sorayım. Bu aşama itibariyle ben biraz hocamızın yanındayım fiyatlar konusunda da. Türkiye'deki piyasa değerleriyle fiyatların örtüşmesi noktasında ne söylemek gerekiyor? Ve de oynak bir ekonomimiz var. Herhangi bir olayda durum ters yüz olabiliyor. İşte o aşamada nasıl garantileniyor bu inşaatların devamlılığı ve talep arzı? Yani eğer inşaatı ve bölgeyi analiz ederek bir yatırım yapılırsa yine kötü senaryoda fiyatlar stabil. Yani diğer ekonomik enstrümanlar gibi çok hareketli değil. Orada bir güven unsuru ortaya çıkıyor. Fiyatlar ve fiyatlar arttıkça da aslında gayrimenkulün sahibi kendini güvende hissediyor. Yani fiyatı alırken şikayet eden kişiler ki tamamen hepimiz için geçerli. Gayrimenkulün sahibiyken bir güven duygusu hissediyor. Diğer enstrümanlara kıyaslayıp. Aynen öyle. Altın sahibinden biraz daha güvende hissediyor kendini. Kesinlikle. Bir de emlak fiyatları hani böyle bir altın gibi kendine kazandıran diğer borsa fiyatlar gibi hani ani volatilite yok orada. Yani düşse bile düşmesi şöyle oluyor. Bir sene iki sene geçiyor. Ne bileyim artış oranını beğenmiyor aslında. Yani anladım. O sanki emlak fiyatında düşmüş gibi algılanıyor. Ama sizin proje yani bu konuların aslında biraz bayağı dışında bir dışında. Proje. Çok değişik bir proje. Benim de çok ilgimi çeken bir proje. Reklamlardan sonra girelim mi o projeye? Evet yani o çok değişik bir proje. Çünkü o tam emlak sektörü veya inşaatla alakası da çok fazla yok bence onun. Evet. Bir reklam arası verelim sonra devre mülke geçeceğiz.
Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Reklamın ardından borsada açılışımızla beraber bizim açıldı. Hemen dönelim hocamızdan, kısa bir değerlendirme alalım. Şu an hemen grafiği verirsek ekrana, borsa açıldı ve az önce söylediğimiz gibi %1 bir düşüşle açıldı ilk başta. 75.800'den şu an 75.300'e kadar gerilemiş durumda. Ve ilk açılışta pek fazla alıcı olmadığı için, yani aslında çok ciddi bir satış oluyor anlamında değil. Açılan kademelerde dün mesela alış kademesindekiler daha aşağıya alış koyuyorlar. Satıcılar da daha da aşağıya satış koyuyorlar. Dolayısıyla borsa düşerek açıldı ve bu çizginin altına geçti. Yani 76.000, 75.850 çizgisinin altına geçti. Tahmin ediyorum 75.000 civarında bir karar kılmaya çalışacak. Ve bu seviyelerde bugün herhalde 75.000 ile 76.000 aralığında bir dalgalanma olur. İlk açılıştaki bu sert düşüşe bakmamak lazım. Dün de hızlı yükselip sonra düşüp sonra tekrar yükselmişti. Çok büyük hareketler beklememek lazım bugün. Ama cuma gününe yaklaşırken dalga biraz daha artacak. Artacaktır. Konumuza dönelim hocam tekrar o zaman. Şimdi sizin projenizden bahsedelim. Babas Termal Resort Satış Koordinatörü Murat Önsen, biliyorsunuz konumuz sevgili seyirciler. Mudurnu'da Babas bölgesinde bir devre tatil projesi var. Evet. Devre tatil nedir? Devre mülkten farkı nedir? Hani şunu bir önce bize bir açıklayın isterseniz, ondan sonra ayrıntılı anlatırız. O konu üzerinde konuşmamız gereken bir konu. Çok da fazla bilgi sahibi değil tüketiciler. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Gayrimenkulü değerini oluşturan unsurlardan en büyüğü, hatta 3'te 2 gibi net bir oran var. O gayrimenkulün kullanım hakkı ve gelir hakkıdır. İntifa hakkıdır. 3'te 1 de mülkiyetidir, çıplak mülkiyetidir. Biz devre mülk bir gayrimenkulün sınırlı zamanlarda ve belirli metrekaresine kullanım hakkıdır. Yani bir gayrimenkulün hissedarlarından biri olmaktır. Evet. Fakat eşit olarak hisselenmez, sadece zamanla ve metrekareyle sınırlı olarak kullanma hakkı verir. Devre tatil bir gayrimenkulün yine belirli metrekaresini istediğiniz zamanda ve istediğiniz tipte dairede kullanmanıza olanak verir. İstediğiniz zamanda. Evet. Aslında ikisinin arasındaki fark, birinde bir çıplak mülkiyet söz konusudur. Diğerinde de bir hizmet söz konusudur. Yani gelir hakkı ve kullanım hakkını satın almak söz konusu vardır. Bizim de bu konuya eğilmemizin sebebi, gayrimenkul ya da inşaatı da değerlendirirken arazinin değeri, kullanacak olan kişiye faydaları ya da o sitenin oradaki oturan sakinlere hizmetinden yola çıkarak fiyatları belirlediğimiz için bölgeyi inceledik. Projeyi yapan firmanın teklifi üzerine projeyi inceledik ve diğer projelerden çok farklı olduğunu, sektöründe son birkaç yıldır patlama yaşayan bir sektör gibi gözükse de aslında Türkiye potansiyelinin dünya ile kıyasladığımız zaman çok çok altında olduğunu fark ettik. Açık bir sektör olarak değerlendirip hizmet eksiği olduğunu proje sahipleriyle birlikte tespit ettik. Ve şu anda kaliteli bir mülkiyetle, bir yapıyla üst seviyede bir hizmeti, yani devre tatil konusunu satışa sunduk. Nasıl? Yani o şeyde nasıl çalışıyor? Yani direkt uygulamada nasıl olacak? Yani ben geldim, sizden ne satın alacağım? Siz bizden yılı 3 periyodu var. 4'er aylık yaz, kış ve bahar periyotlarından birini seçiyor olacaksınız. 4 ay içinde seçtiğiniz periyotta bir daire tipi de seçiyor olacaksınız. Aslında burada sınırlanan tek şey dairenizin büyüklüğü. Fiyatı belirleyen şey de o. 1+1, 2+1 ya da 3+1 bir daire seçtiniz. Diyelim ki geldim ben 2+1 bir dairede. Şeyde Ocak ayında, Şubat ayında tatilde neyse kışın, hani kaplıca kışın çok güzel oluyor ya. O dönemde yapacağım. Aralık, Ocak, Şubat, Mart döneminde 2+1 yer satın almak istediğinizi düşünelim. Bizim burada size sunacağımız fark o 4 ay içinde aldığınız 2+1 dairenin tarihini 8 günlük kullanabiliyor olacaksınız. 15 gün önceden online check-in yaparak ya da rezervasyon yaparak tarihini kendiniz belirliyor olmanız, devre mülkten birinci farkı budur. Ayrıyeten binanızı tek bir binaya sabitlemediğimiz için 4 katından bir tanesini de seçiyor olma imkanı var. Aynı tatil mantığı gibi, eğer kendi mülkünüzü erken rezervasyon yaptırırsanız istediğiniz tipte dairede, istediğiniz binada tatilinizi yapabiliyor olacaksınız.
bir devre mülk sahibi olursanız B bloğun ikinci katının sadece Aralık 10'la 18 arasında ki zamanlı değerlendirmek yani durumundasınız. Esnek olan şey devre mülkten tarihler ve oturabileceğin daireyi de değiştirebiliyorsunuz. Oturabileceğin daireyi değiştirebiliyorsunuz. Bir de günlük otel hizmeti alabiliyorsunuz. Hmm. Çünkü devre tatil tam olarak beklendiği gibi bir hizmet satışıdır. Hem sosyal donatıları hem de otel hizmetini tercih ederseniz alabiliyor olacak. 4 ay boyunca alabiliyorsunuz yani bu evet, hizmeti de yani bir bizim yandan. Sattığımız paketler 8'er günlük paketler. Haliyle 8 gün boyunca günlük otel hizmetini ya da oda hizmetini alabiliyorsunuz. Her yıl bu hakkım var değil mi? Efendim? Her yıl bu hakkım var. 39 yıl boyunca her yıl bu hakkınız var. Her yıl bu hakkım var. Evet. Gelecek yıl ben yaz ayında gidip kalmak istiyorum. Evet. Onu bildirdiğimde doğru. Öyle olabiliyor. Değiştirebiliyor musunuz mevsimleri? Tabii. Şimdi becaiş hakkı var fakat bu dönemler arasında bir fiyat farkı var. Yani bir değer farkı var. He. Normalde bir termal tatilin özelliği yaz tatilinden farkı 12 ay boyunca yapılabilmesidir. Yani her dönemin kendine özel imkanları var. Mesela kış dönemi biraz daha yüksek fiyatta olabilir. Kartalkaya yakınlığı ve kayak turizmi açısından. Hocam siz zarardasınız. Yani eğer siz daha yüksek fiyatlı bir dönem seçtiyseniz o yıl kullanmak üzere bir becaiş hakkı sözleşmede verilebiliyor. Değiştirebiliyorsunuz. Üzerinde bir fark varsa o farkı ödeyerek. Ha ben şimdi 39 yıllığına sadece Ocak, Şubat, Mart'ı seçmiş alıyorum. 4 ay seçiyorsunuz. Yani ondan sonra onu değiştirmek için yeniden para mı ödüyorum? Yok hayır sadece o iki tane bölümün farkını ödüyorsunuz. Hayır şimdi gelecek yılda yaz kalacağım. Öbür yılda sonbaharda kalacağım. Öteki yılda kış kalacağım. Dolayısıyla bu onu dağıttığımızı düşünelim. Niye öyle bir ürün yok? Mesela öyle bir ürün de olsun diyor hocamız. Yani mesela şimdi 39 yıl ya, 40 yıl ya. Bunun 10 yılı kış kalacağım. 10 yılı ömür yeterse yani. Allah ömür versin. Hani her zaman insan illa Ocak, Şubat, Mart'ta gelemeyebilir yani. Aslında öyle bir ürün niye yok? Ben kendi mantığımla cevap vereyim. Şimdi sağlık turizmi, yani sağlık için yaptığınız faaliyetler çok yüksek fiyatlı faaliyetler ve orta seviyede ya da dar gelirli vatandaşın pek ulaşamadığı tip tatiller bunlar. 5 yıldızlı bir otelde, bir termal otelde ailenize tatil yapmanın maliyeti bugün gelişmese bile sektör çok yüksek. O yüzden biri tercih eden birinin en uygun fiyatlı olan üründen de alabiliyor olması lazım. Şimdi üç grubu tek bir ürüne dönüştürürsek ortalama fiyat almak gerekiyor. Tabii. Bizim için hiç fark eden bir şey olmuyor satan kişi için. Fakat en uygun fiyatlı ürünü yok etmiş oluyoruz. Normalde verilere dayalı olarak bazı dönemlerde beklentimiz, otelle olan beklentimiz düşük olduğu için fiyatlar daha düşük. Evet. Ulaşılabilir bir ömür tatil ve devredilebilir, miras bırakılabilir, kiralanabilir bir tatildir. Hı-hı. Bir yatırım enstrümanı da pazarlanabilir olmasa da muhakkak bir yatırım tarafının olması gerektiğini de düşünüyoruz. Hı-hı. O yüzden kiralanabilir ve devredilebilir olması gerekiyor. Ben şeyi soracağım. Buyurunuz. Ne kadar ödüyoruz şu an? Şu anda yani, diyelim ki Ocak, Şubat, Mart ayı için 39 yılına 2+1'e ne ödeyeceğiz? 15.000 lira. 15.000 lira. Evet. 39 yılın şeyini almış oluyorum. 39 yılın hakkını almış oluyorsunuz. 15.000 lira. Yılda 8 gün. Yılda 8 gün. Evet. Ve oradaki hizmet neyi kapsıyor? Otel hizmeti dediniz. Yani şimdi, biz normalde orada çamaşırlarımızı yıkacaklar mı? İşte şeyleri değiştirecekler mi vesaire? Şimdi hizmetin bir listesi var ve bu ikiye ayrılıyor. Ücretli ve ücretsiz hizmet diye. Evet. Ücretsizler neler? Ücretsizler. Hocam siz karar verdiniz. Biliyorsunuz oldu bu iş. Ücretsizler şunlar. Soğuk su ve sıcak su, termal havuzlar. Çocuk parkı. Çocuk havuzları. 3 tane kulübümüz var. Binicilik kulübü, okçuluk kulübü var. Bir bisikletle alakalı faaliyet olacak. Yine bizim sunmaya çalıştığımız farklardan bir tanesi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan oluşan bir çiftliğimiz. Bir de bir bostan olacak. Organik ürün yetiştirip içeride tüketebileceğimiz. Ya, yedi günde hava, nasıl bostan? Yok. Yani bunların içinden havuzları kullanmak ya da sosyal donatıları kullanmak, fitness'ı kullanmak. Bunlar ücretsiz. Bunlar ücretsiz. Fakat bir derse girerse... Yani bir kulüp dersine girerse ve bir spa hizmetine girerse bunlar ücretli hizmetlere giriyor. Onlar tabii, diğer odada, o da normal. Yani. Tabii odalar, evlerde her odada bir banyo var ve bir mutfak var. Aşağıda da restoranların yanında marketler de olacak. Şu anda görüştüğümüz marketler var. İsimlerini açıklamıyorum. Kesinleştiği zaman zaten bildiriyor olacağız. Yani hem alışveriş yapıp kendi dairenizde düşük maliyetle
yiyip içebilecek olacaksınız. Hem de alakart restoranlarda ücretli olarak da faydalanıyor olacaksınız. Bu kısmı da dikkat çekici hocam. Evet. Dikkatinizi altını çizerek size belirteyim yani. Evet, gerçekten dikkat çekici. Peki başka bilmiyorum, senin sorun var mı Evren de? Yani ben şimdi sanki müşteriymişim gibi düşünerek aslında şu an bizi izleyen birçok izleyicimiz acaba düşünsem mi alsam mı diye düşündün de onlar ne sorular sorabilir başka diye düşünüyorum. Şunu sorabilir örneğin. En çok talep edilen aralık hangisi? Evet. Şu anda 1+1 Aralık, Ocak, Şubat, Mart dönemimizin fiyatı 11 bin lira. Ve şu an için 4 kişi kalabileceğiniz bir donatı var içeride. 4 kişi de standart bir çekirdek aile. Ve bizim sürekli lanse ettiğimiz ve orada oluşturmaya çalıştığımız 3 neslin bir arada tatil yapabiliyor olması fikri. Genel kanı olarak termal, orta yaş ve üzerine hitap ettiği sanılsa da yani 3 neslin baba, dede ve oğlun birlikte tatil yapabileceği bir donatı hazırlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 1+1 yoğunlukta ilgi var. Birçok satış adedine de ulaşılmış durumda. Lansman öncesinde kendi çevremizde 440 adet satış yapıldı. Ne zaman hayata geçecek proje? Yani hani lansmanın dışında gerçek anlamda satışlar ve... İnşaat ne zaman biter? Evet değil mi? Şimdi bu 5 Temmuz'da Bolu Belediyesi'nin yatırımlarından dolayı yatırımcılara vereceği bir bölgede bir plaket ve bir açılış kutlaması var. 7 Temmuz'da geleneksel İpek Yolu Festivali ile birlikte açılış töreni yapılacak. Orada bu hafta pazar günü yani tüm izleyenlerimizi de davet edebiliriz. Biz orada olacağız. 1500 kişi gibi bir katılım bekliyoruz. Çünkü bir festival de aynı zamanda bir panayır ortamı da olacak Mudurnu kenti için. 2015 yılında da teslim etmeyi vaat ediyoruz sözleşmemizde de kendi planımızda da. Teslimiyette gecikme olursa bir şey var mı? Var. Teslimiyette gecikme olursa iki türlü tazmin edebiliyoruz. Ya ücretlerin tamamını geri ödeme vaadimiz sözleşmede duruyor. Ya da muadil bir tatili tercih ederlerse kendilerine sunma vaadimiz var. Başka bir yerde. Yani gecikme beklemiyoruz. Zaten olması durumunda yani olağan dışı hesaplanmayan bir durumda birkaç ay olacaktır. Birkaç dönemi etkileyecek bir gecikme olması en kötü senaryoda ve bunlarla alakalı tabii gerekli tazmini yapacağız. Peki ben diyelim ki aldım ama o sene Ocak, Şubat, Mart'ta gidemedim. Evet. Ve gitmemeye karar verdim. Yoğundum veya bir başka sebeple. Benim yerime orayı siz kiraya verebiliyor musunuz? Yani benim hakkımı o yıl şu başkası kullansın diyebiliyor muyum? Bir kiralama garantisi vermiyoruz henüz. Yani firma aynı zamanda bir kiracı adayı değil. Bu tip bir pazarlama yöntemi var aslında sektörde. Fakat bize çok gerçekçi gelmedi. Çünkü zaten bir otel olacak. Bir 5 yıldızlı otel işletmesi olacak. Talep arttığı takdirde muhakkak dönüşüm olacaktır ama firmanın kendisi biz kullanmayana tekrar kira olarak bir ödeme yaparız vaadini vermiyor. Bir ama gayrimenkul... siz verebiliyorsunuz yok. Değil mi kirayı? Hayır, hayır. Ama ben sahip verebiliyor. Sahip verebiliyor. Bir gayrimenkul firmasıyla anlaşabiliyor. Biz Remax Promise olarak orada birinci el ve ikinci el gayrimenkul hizmetlerine devam ediyor olacağız. Yani muhakkak bir talep olacak. Çünkü bugün yani Mudurnu'da çok komplike bir tesis olmamasına rağmen günlük konaklama bedeli Avant'tan Mudurnu'ya kadar incelerseniz bu bahsettiğimiz rakamların çok üzerinde. O yüzden talep olacaktır. Ne kadar bir çapı var? O gerçekten Avant Mudurnu dediğimizde ne kadar zaman içinde gidip gelebilirler? Oraya giden başka yerlere de gidebilir. Size şimdi gelen 50 kilometre çapında 5 tane milli park, 6 tane milli park var. Kartalkaya, Abant, Sünnet Gölü gibi milli parklar var. Yani gayet merkezi görünüyor. Abant'a 17 kilometre mesafesi var. Gayet merkezi bir yer. İstanbul-Ankara otobanından da 35 kilometrede Abant ayrımından ulaşabiliyorsunuz. Şu anda yollar duble yol olarak yenileniyor. Kolay da bir ulaşım noktası var. Ve burası tarihi İpek Yolu Festivali'nin yapılma sebebi gerçekten İpek Yolu'nun güzergahında olan bir kent. O yüzden tarihi bir kent. O şekilde de bir turistik gezi olarak herkesin değerlendirmesi gerektiğini düşündüğüm bir yer. Bize de hayırlı olsun demek düşüyor anladığım teşekkür kadarıyla. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir düzeltme gitti. Yapmak istiyorum. Çok buyurun, özür diliyorum. Biraz önce hocam size söylediğim fiyat 1+1'in fiyatıydı. 2+1'in fiyatını hemen düzeltiyorum. Fiyatlar arttı Evren. 18 bin lira. Siz tamam. Sunacağım. 2+1 zaten her şey bitti. Bunları yok, siz birleştirin. Laf bir kere. Laf bir kere. Yani size özel... Zaten bir gelme isteği vardı. Artık bittiniz. Tamam, evet. İlk fiyat tamamdır diyoruz biz.
Çok evet. teşekkür ben ediyoruz teşekkür geldiğiniz için. Babas Termal Resort Satış Koordinatörü Remax Promisyal Murat Önsen de konuğumuz sevgili seyirciler ve elbette Yaşar hocamızdan günün değerlendirmelerini de aldık. Ama asıl bugün enflasyon açıklanacak, yarın herhalde çok konuşacağımız şey olacak. Evet, evet, yarın değerlendireceğiz. Yarın yine bu saatlerde 9-10 geçe gibi görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın diyoruz, az sonra haberlerde birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.